Günde 16.500 kişi açlık içerisinde, belki de bazıları canlı yayınlarda izleyeceğimiz şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Selamünaleyküm. Bu videomuzda inşallah dünyada yaşanan açlık ve kıtlık hakkında bazı istatistik bilgileriyle ilgili açıklamalarda bulunacağız. Ülkemizde ve genel insanlar arasında konuşulan meşhur bir kelime vardır. Açlıktan ölen mi var? Niye canını sıkıyorsun? Niye kafanı takıyorsun? Açlıktan ölen kimse gördün mü? Şeklinde bazı açıklamalarla sürekli karşılaşıyoruz. Eğer yeryüzünde insanların müdahalesi olmasaydı, güçlünün güçsüzü ezme gibi bir zulmü olmasaydı, emin olabilirdik ki dünya üzerinde hiç kimse açlıktan ölmezdi. Çünkü Allah-u Teala öyle bir ekosistem yaratmış ki, kişi denizden balık tutarak, işte tavşan avlayarak, yabani hayvanları avlayarak geçimini sağlayabilir şeklinde düşünebilirdik. Yaşam sistemimiz o hale gelmiş ki şehirleşen toplumlarda avcılık maalesef önemini kaybetmiş. İnsanlar avlanmayı bile unutmuş durumda. Ve sömürge mantığıyla, zulüm mantığıyla birlikte, coğrafyalarımızın işgaliyle birlikte insanları açlıkla terbiye etme yarışına giren batılıların yapmış olduğu zulümler sonucunda yeryüzünde gerçekten binlerce insan her gün yaşamını gözlerimiz önünde, hatta bazen canlı yayınlarda, televizyonlarda izleyerek izlemekteyiz. Ne acıdır ki dünya nüfusunun %11'i şu an açlık çekmekte. Yani 100 kişiden 11 kişi maalesef gıda eksikliği çekiyor. Dünyada açlık yüzünden sıkıntı çeken 800 milyona yakın insan varken, yine üzücü bir tablo olarak 700 milyona yakın da aşırı yemekten dolayı, kilolardan dolayı sıkıntı çeken insanlar var. Obeziteyle, yani aşırı yemekle hayatını kaybedenlerin sayısı bazı yıllarda açlıktan ölenlerin 3 katı olduğu şeklinde istatistik bilgileriyle karşılaşıyoruz. Yılda yaklaşık olarak 6 milyon insan ve bunların çoğunluğu çocuk açlık yüzünden hayatlarını kaybediyorlar, ölüyorlar annelerinin kucağında. Yani bu günde 16.500 tane çocuğun ölmesi anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim, günde 16.500 kişi açlık içerisinde, belki de bazıları canlı yayınlarda izleyeceğimiz şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Ve ölenlerin 5'inden 3 tanesi, 5 kişi ölüyorsa bunun 3 tanesinin ne yazık ki çocuklar olduğunu görüyoruz ve bunlar 5 yaşın altındaki çocuklar oluyor. Hayatı henüz gözlerini yeni açmış, hiçbir şey anlamamış, yaşamamış, iyi güzeli görmemiş, mutluluğu tatmamış çocuklarımız maalesef sömürge zincirinin altında açlıktan dolayı can veriyorlar. Feci bir şekilde annelerinin kucağında ahirete gidiyorlar. Durum böyleyken Amerika'daki israf oranlarına baktığımızda yıllık 222 milyon ton gıdanın israf edildiğini görüyoruz. Amerika'da israf edilen bu gıdanın Afrika'daki birçok ülkenin toplamda bir yılda yediği gıda ile aynı olduğunu görüyoruz. İnsanlar bu gıdayla bir yıl hayatlarını geçindirirken ve buna rağmen günde 16 bin tane, 16.500 kişinin canını toprağa verirken, hayatını kaybederken, Amerika aynı tonajdaki gıdayı maalesef israf ediyor. Yeryüzünde tüberküloz, yani verem, AIDS ve sıtma yüzünden ölen insanların sayısı maalesef açlıkla ölen insanların sayısından daha az. Hastalıkların birçoğundan ölen insanların sayısını bir kenara kattığımızda açlıktan ölen insanların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve yine en üzücü tablo şudur ki, bir çocuğun, yani günde ölen 16.500 tane çocuğun her birinin günlük gıdasını karşılayabileceği bir günlük gıda masrafı 65 kuruş. Yani bu çocuk bir yıl boyunca okula gitse harcayacağı gıda masrafı 130 lirayı buluyor. 16.500'ü 65 kuruşla çarptığımız zaman günlük 11 bin ya da 15 bin lira arasında bir meblağ çıkıyor. Orta ölçekli bir zenginin çok rahat bir şekilde karşılayacağı bu masraf olmasına rağmen, çocuklarımız maalesef gözlerimizin önünde hayatlarını açlıktan dolayı yitiriyorlar. Afrika'da durum sömürüyle bu durumdayken, Yemen'e baktığımız zaman savaş ortamının getirdiği sıkıntılardan dolayı
ülkelerin birbirleri arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı sınırları kapayıp içeri gıdayı sokmadıklarından dolayı günde kaç tane çocuğun öldüğü hakkında bilgi bile edinilemiyor. Yine Suriye'ye baktığımız zaman Suriye'nin birçok bölgesinde ambargo uygulandığından dolayı, giriş çıkışlar yasaklandığından dolayı insanlar vahşi hayvanları yemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Ve hatta son zamanlarda vahşi hayvanları da bulamayıp açlıktan dolayı ölen insanların olduğunu üzülerek öğreniyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler rahat ve huzur içerisinde yaşarken Afrika'da, Yemen'de, Suriye'de ve birçok kriz bölgesinde insanlar açlıkla mücadele ediyorlar. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın çağrısına kulak verip bir an önce kendimizi toparlamamız gerekiyor. Komşusu açken yatan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselam. Ne yazık ki komşumuz aç yatmıyor. Açlıktan dolayı ölüyor ve biz hala ahkam keserken en kral Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. Rabbim bu iddiamızda bizi doğru çıkarsın ve bu açlıkla mücadele eden kardeşlerimize gereği gibi infak etmeyi, gereği gibi yardımda bulunmayı ve bu sömürge zincirinin içerisinden onları kurtarabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmayı nasip etsin inşallah. Rabbim bizlere iman üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi nasip etsin. Selamun aleyküm.